Sen ne dediğinin farkında mısın? Ne demek ameliyatı burada yapacağız? Tek yolu bu. Bir an önce laparotomiye başlamamız lazım. Selim abi haklı. Yeterince klem takarsak yukarı kadar vaktimiz olur. Arkadaşlar, ameliyatta kanamadan ölebilir, farkındasınız değil mi? Çocuklar, zamanında müdahale ederseniz 5 dakika vaktimiz olur. Evet, parçayı çıkardıktan sonra 5 dakikamız olacak. Vücudumdaki tüm kan boşalana kadar 5 dakika. Az bir süre değil Selim abi. Ama siz ikiniz de, hatta üçünüz de delirmişsiniz. Baya baya tehlikeli oluyorsunuz yani. Denemeye değer. İyi tamam, getir kızım, getir şu önlüğü getir. Güzel. Ama başarmamız imkansız, ben size söyleyeyim. Hocam. Hiçbir şey imkansız değildir. Şimdi siz Kemal'in ameliyatına burada başlayacaksınız. Parçayı çıkarıp 5 dakika içerisinde ameliyathaneye yetişmesi için de ne gerekiyorsa ben ayarlıyorum. Tamam mı? Siz hastayı daha iyi tanıyorsunuz. Başarabilir mi? Başka şansı yok. Başarmak zorunda. Hayatımda yaptığım en saçma sapan şey bu ha. Ver bana. Keyfini çıkar abi. Baba oğul almışlar yanlarına o katili. Aşağıda şov yapıyorlar. Benim kızım mezarda. Sakin ol oğlum. Merak etme sen. Yarın kapısındakini görünce havalarından eser kalmayacak. Yarın mı? Planın ne? Daha kaç kere arama demem gerekecek sana? Kızım ölmüş benim, umurumda mı? Ne istiyorsan yap. Kimdi o? Yoksa o mu döndü? Sen entübe edeceksin Ali Asaf. Laparotomi sende. Tamam hocam. Her türlü kanamayı kontrol altına almak zorundayız. Kaybedecek vaktimiz yok. Ben de ameliyathanedeki hazırlıkları yapıp sizi bekliyor olacağım orada. Doktor hanım. Bir terslik olursa beklenmedik bir şey. Yani sizin engel olamayacağınız. Sinem'e ve kızıma onları çok sevdiğim söyle olur mu? Her şeye rağmen dünyanın en şanslı adam oldu. Bunları onlara kendin söyleyeceksin. Tamam mı? Başaramayacağız doktor. Ölüyor muyum doktor? Doğru söyle. Bir yalan yok. Başaracağız. Başaracaksın. Evet. Entübasyona başlıyorum. Oksijen açalım. Bir dakika. Sizden sadece bir dakika istiyorum. Tamam mı?